Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte 3. video ile karşınızdayım. Bu bugünkü normal kanal atacağım son video olacak. 3. videomuzda sizlerle Koç Holding'in bilançosunun analizini yapacağız. Ve de yeni hikayelerini e, sizlere aktarmaya çalışacağım. Ve ayrıca da şirketin bir de temettü kararı var. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ama videomuza geçmeden önce sizlerden yine ufak bir ricam var. Sadece iki saniyenizi alacak bir rica bu. Videoları beğenip Kanala abone olmayı ve videoların altına yorum bırakmayı unutmayalım. Bir kişinin bile etkileşime katkısı oldukça önemli ve ayrıca da Twitter'dan bizi takip etmeyi ve Telegram grubumuza katılmayı da unutmayalım. Bunlar da açıklamada mevcut. Şimdi gelelim öncelikle dönem varlıklardan başlayalım bilançomuzun analizine. Dönem varlıklara baktığımız zaman 605 milyardan 982 milyara geldiğini görüyoruz. Burada 1000 olarak yazıyor. Ben bunu her video söylüyorum ama yine söyleyelim. Bakın burada Türk Lirası milyon TL olduğu için burada aslında bunlar milyar TL yani 605 milyar TL'lik bir dönem varlıkken 982 milyar TL gelmiş durumda dönem varlıklar. Duran varlıklara baktığımız zaman ise burada 414 milyar TL'den 600 milyar TL'ye toplam varlıklarımızsa 1 milyar TL'den 1.5 milyar TL'ye hatta 1.58 milyar TL'ye e, gelmiş durumda. Pardon 1.58 olmuyor artık 1.58 trilyon TL'ye gelmiş oluyor. Onu da söyleyelim. Hatta 1 trilyondan 1,5 trilyon diye de düzeltelim. Şimdi yükümlülüklere bakalım. Yükümlülüğe baktığımız zaman ise burada 709 milyardan 1,14 trilyon TL olduğunu görüyoruz. Yani yükümlülük oldukça fazla artmış durumda. Kısa vadeli yükümlülük. Dönem varlıklarımız burada 982 milyar TL ydi. Yani buna göre yükümlülüğünün aslında fazla olduğunu da söylememiz gerekiyor. Ne yazık ki nakit anlamında bir miktar sıkıntı. Yani cari oranın birinin altında olduğunu zaten bu tarz şirketlerde çok fazla stok da olmadığını, çok fazla dediğimiz diğer şirketlere göre çok fazla olabilir 78 milyar ama yani buna göre yani 982 milyar TL'ye göre stoklarının çok fazla olmadığını söyleyebiliriz. E, bu şirkette cari oran ve likit oran anlamında e, bir miktar sıkıntılar da bulunduğunu söyleyelim. Uzun vadeli yükümlülüklere baktığımız zamansa burada e, 189 milyar TL'de sabit olarak kaldığını görebiliyoruz. Bakın 189.7 189.7 yani e, hiçbir şey değişmemiş. E, burada Toplam yükümlülüklere baktığımız zaman ise 899 milyar TL'den 1.33 trilyon TL'ye çıktığını görüyoruz. Öz kaynaklar tarafına baktığımız zaman ise burada öz kaynaklarımızın da 121 milyar TL'den 247 milyar TL'ye de yükseldiğini görüyoruz. Burada bizim için önemli olan şey ana ortaklığa ait öz kaynaklardır. Bu da bakın 63 milyardan 149 milyar TL'ye çıkmış durumda. Yani şirketimizin e, öz kaynaklarının gayet ciddi bir şekilde arttığını söyleyebiliriz. Hemen gelelim hasılatımıza bakalım. Hasılata baktığımız zamansa 273 milyardan 733 milyara çıktığını görüyoruz burada toplam hasılatımızın durumuna baktığımız zaman ise 346 milyardan 901 milyar TL'ye gelmiş. Arada bakın finans sektörü faaliyetleri hasılatı var. Burada da hem normal hasılat hem de finans sektörü hasılatını toplamış ve toplam hasılat da bu şekilde olmuş. Şimdi burada maliyetleri düştüğümüz zaman ise brüt karımız devreye giriyor. Brüt karımız da 80 milyardan 226 milyar TL'ye çıkmış durumda. Neredeyse 3 kat civarında bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Aşağı doğru gelelim. Esas faaliyet karına baktığımız zaman ise burada 34 milyar TL'den 149 milyar TL'ye geldiğini görüyoruz. Esas faaliyet karı anlamında çok çok ciddi bir artış mevcut. Burada yaklaşık olarak 4 kat 4-5 kat arasında bir artış var. Çok iyi bir artış olduğunu söyleyebiliriz rahat bir şekilde. Finansman gelir gider öncesi faaliyet karına baktığımız zaman ise 35 milyardan 151 milyara vergi öncesi karımızda 29 milyardan 134 milyar TL'ye çıkmış durumda. Dönem vergi gelirlerini giderlerini işin içine kattığımız zamansa dönem karımızda 26 milyardan 118 milyar TL'ye çıkmış durumda. Ana ortaklık payları net dönem karına baktığımız zamansa 15 milyar TL'den 69 milyar TL'ye çıkmış durumda. Yani burada 4,5-5 kat arasında bir artış yaşamış. Net kar anlamında yıllık anlamda çok ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Peki çeyreklik bazı öyle mi? Hemen gelin ona da bakalım. Şimdi çeyreklik bazı baktığımız zaman satışlarımız mesela 254 milyar TL bir önceki sene 123'müş. Yani burada da ciddi bir artış yaşamış. fave ya baktığımız zaman 22'den 54'e çıkmış. Net kâra baktığımız zamansa 5.7'den 27.7 milyar TL'ye çıkmış yani her anlamda ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz ki holding şirketlerinde net kar odaklanmak daha mantıklıdır. Burada da yine net kar anlamında çok ciddi bir artış olduğunu söylemek istiyorum. Net borcumuzda çok fazla bir değişme yok. 202 milyar TL çok ciddi yani çok büyük şirket olduğu için bu net borç arasında normal tabii ki. İşletme sermayemiz 470 milyar TL oldukça güzel. Öz kaynaklarımız 149 kadar çıkmış durumda yani burada ee, bilanço genel anlamda gayet başarılı diye yorumluyorum şimdi ee, burada bilanço hem çeyreklik bazı güzel hem de yıllık bazı güzel oldukça ciddi büyümeye sahip bir şirket olduğunu söyleyebiliriz bilanço anlamında e, burada Peki yanlar neler yani yan derken burada temettüsü hikayeleri bunlardan bahsedelim şimdi öncelikle temettüsüne baktığımız zaman şimdi temettüğümüz Öncelikle 1.55 TL olarak belirlenmiş pay başına. Şu anki fiyatımız 78.90. Şimdi 1.55'i hemen gelelim. Hatta 1.559 yazalım biz ona. Hatta direkt 56 yazalım. Bölü 78. 90 yaptığımız zaman bakın burada temettü verimliliğinin yaklaşık olarak %1.97 olduğunu yani yaklaşık %2 olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki de temettü verimliliğinin çok yüksek olmadığını söylemem gerekiyor. Şimdi Koç Holding'in temettü vereceği tarihte 27 Mart 2023. 27 Mart 2023'te %2 temettü ile pay başına 1.55 TL'lik bir temettü verecek. E, temettü yatırımcılarına da hayırlı uğurlu olsun diyelim buradan. Şimdi e, bir de şirketimizin e, hikayesi var. Aslında şirketin değil de bu e, Tofaş grubunun bir hikayesiydi. Ama tabii ki de Tofaş da koç grubunda olduğu için illaki koç holdingi de ilgilendiriyor. Bakın burada e, tarih olarak verecek olursam bakın 1 Mart tarihinde önemli bir haber geldim. Hemen buradan ben bu haberi okumak istiyorum. Şimdi Stellantis grubu ile şirketimiz arasındaki ticari faaliyetlerin koşullarına ve Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin paylarının devralınmasına ilişkin ana ilkelerin belirlenmesine yönelik bir çerçeve sözleşme imzalanmıştır. Stellantis Stellantis'in %100 pay sahibi oldu. Stellantis otomotiv paylarının tamamının Stellantis otomotivin Türkiye'deki tüm faaliyet ve Stellantis markalarını içerecek şekilde şir şirketimiz tarafından devralınması, şirketimiz ile Stellantis grubu arasındaki ticari ilişkilerde bazı düzenlemeler yapılması ve Stellantis grubu ile Koç grubu arasındaki ortaklık ilişkilerinin değerlendirilmesi amacıyla imzalanan çerçeve sözleşme uyarınca Tofaş tarafından Sterantis Otomotiv için gerçekleştirilecek detaylı inceleme sürecinin şirketimiz için tatmin edici şekilde tamamlanmasını takiben taraflar arasında bir pay devir sözleşmesi imzalanacaktır. Devir bedeli SPK'nın iş il ilişkili taraf işlemlerine ilişkin düzenlemeleri kapsamında hazırlanacak bağımsız değerleme raporunda belirlenecek değer ile tutarlı olması koşuluyla olan net nakit ve eşitme sermayesi düzeltmelerine tabi olarak kapanışta e, nakden ödenmek üzere 400 milyon avro ve kapanışı takip eden ilk 8 mali yılın her birinde Stellantis otomotiv faaliyetlerinden elde edilen ve değerleme esas beklentileri yansıtan sözleşmedeki referans tutarları aşan nakit akışlarının %77.5 oranında şarta bağlı performans ödemesi olarak belirlenmiştir. Yani 400 milyon avro ve de performansa göre ekstra bir ödeme yapacakmış. E, alımın tofaşın mevcut kaynakları ile finanse edilmesi öngörülmekteymiş. Pay devir işlemlerinin tamamlanması, ilgili rekabet otorileri ve diğer düzenleyici kurumlardan gereken izinlerin alınması dahil e, belirli kapanış şartları tabidir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça imza tarihinden itibaren 8 ay içerisinde kapanış koşullarının yerine getirilmemesi durumunda pay devir sözleşmesi kendinden sonra verecektir. Yani burada Stellantis grubu, yani Topaş'a hala hazırda Türkiye'de Stellantis Otomotiv tarafından yürütülen Türkiye ile sınırlı olarak burada Peugeot, Citroen, Opel ve DS otomobil araçlarının ve yedek parçalarının ithalat ve satış hakkını vermiş durumda bu anlaşmada 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmasını Egea için ayrıca 2025 yılı başından itibaren de 5 marka için öngörülen K0 modelin hafif ticari araç ve kombi versiyonlarının da Türkiye'de münasır üretim ve satış hakkının tofaşa verilmesine en gerekli yatırımlara başlanmasına, 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde de gerçekleşmesi öngörülen yeni model hazırlıklarının da e, tipo ve doble modellerinin üretimine ilişkin mevcut anlaşmalarda gerekli tadillerin yapılmasına, Fiorun için de 2024 yılı e, itibariyle sonlandırılmasına karar verilmiş. Burada başka önemli bir detay var mı diye bakıyorum. Yani genel olarak durumlar bu şekilde. Şirket Stellantis ile, ilgili, ile ciddi bir anlaşma e, imzalamıştı. Do Doblo ile ilgili sıkıntılar <laughs> yaşanmıştı ama bu sıkıntının daha güzel bir şekilde daha iyi ciddi bir anlaşmayla e, geri geldiğini görüyoruz. Zaten bu beklenen bir anlaşmaydı ama e, bu yine şirket adına yeni bir hikaye olmuş oldu. Evet yatırımcıların da hayırlı uğurlu olsun diyelim ve son olarak da Koç Holding'in şöyle bir teknik durumuna bakmak istiyorum. Koç Holding'in şöyle teknik grafiğine baktığımız zaman ise 85.4 ve 84.9'dan gelen şöyle bir düşüş trendimiz vardı. Aşağıdan da 68.15'te ve 68.35'te bir destek vardı. Yani buralarda şirketin fiyat hareketlerinin sıkıştığını görüyoruz. Eğer yukarı kırması halinde de 104 liralı fiyatlara gidebileceğini düşünüyorum Koç Holding'in. Şu anki fiyatımız 78.90 yani şu anki fiyatına göre yaklaşık olarak %30 civarında bir potansiyeli bulunuyor. Evet dostlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.